İyi hocam, dolaşıyoruz. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir yaptığı ziyaretler kapsamında Kervansaray arkasında bulunan kahvede vatandaşlar ile buluştu. Allah bu günlerimizi arattırmasın ya Rabbi. Amin. Allah hayırlı devlet düzenliymişsin. Amin. Allah ömür versin bu adama da. Benim yaşım 88. Ben 3 tane adam biliyorum. 3 tane 3. 4 değil. Evet. Ben Atatürk çocuğuyum. Allah'a emanet ediyorum. Ne yaparız? Hacı Ahmet Özdemir burada yeni sistemi anlattı. Ecevit'in yapmak isteyip de başaramadığı bir şeyi başarmış olacağız. Bunu Erbakan da istemişti, Türkeş de istemişti, Ecevit de istemişti, Demirel de istemişti, Turgut Özal da istemişti. Hatta bugün hayır kampanyasını yürüten muhalefet lideri de bir ara genel müdürlük yaparken istemişti. Özdemir'e belediye başkanı Özkan Özgüven ve AK Parti ilçe başkanı İbrahim Büyüktorun eşlik etti. 18 maddeye değinen Özdemir, muhtar dahi olamaz diyorlardı. Yıllarca gazete manşetleriyle yıldırmaya çalıştılar ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önce Allah'a sonra millete güvendi. İnşallah 16 Nisan tarihinde verilecek olan evet oylarıyla ülkemiz refah ve huzura kavuşacaktır dedi. Hacı Ahmet Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü. Biz bu sistemle hakikaten geçmişte siyasi liderlerin isteyip de başaramadığı bir şeyi başarmış olacağız. 1960'ta bir ihtilal gördük. 1971'de 12 Mart muhtırasını gördük. 1980'de bir ihtilal daha gördük. Ve 27 Şubat 1997 yılında da ayrıca 28 Şubat 97'de de postmodern bir darbe gördük. Ama bütün bu darbelerin en alçakçasını ne zaman gördük? 15 Temmuz 2015'te gördük. İşte getireceğimiz bu sistem darbelere son verir. Sadece darbe mi gördük? Başka şeyler de gördük. Biz bir gecede cebimizdeki paranın yarı yarıya değer kaybettiğini de gördük. Niye? Cumhurbaşkanlarıyla başbakanlar her zaman Recep Tayyip Erdoğan'la Binali Yıldırım gibi anlaşamıyor ki. Nitekim birisi anlaşamadı, cebimizdeki para eridi gitti, 23 tane banka battı, bir diğeri anlaşamadı, cebimizdeki para eridi gitti, Türkiye ekonomik açıdan pek çok kayıplar yaşadı.